Arkadaşlar şimdi kazanın 1'e geçeceğim. Bir zar atılıyor. Zarın üst yüzündeki sayının tek olduğu biliniyor diyor. O zaman bilinen şey 3, da 1 de var, bir de 5 var. Ve diyor ki 5 olma olasılığı kaçtır? Yani A olayımızda nedir bu durumda? Bunun içerisinden bakarsam 5. O halde bunların kesişimi zaten 5 yapıyor. Yani bir elemanlı. Bunu payda yazıyorduk. 3 elemanlı. Cevabımız 1 bölü 3'tür. B şıkkı. Peki geçelim. İkinci sorudayım. Bir zar atılıyor. Zarın 5'ten küçük geldiği bilindiğine göre. Yani 5'ten küçük neler var? 1, 2, 3 ve 4. Asal gelme olasılığı diyor. Bunların içerisinde asallar kimler? 1, 2, bir de 3. Yani A kümesi nedir? 2 ve 3'tür diyoruz. Evet. Şimdi bu durumda bunların kesişimi zaten 2, 3. 2 elemanlı. Sonra burada da evrensel kümemiz burası oldu dedim. O da 4 elemanlı. Cevabımız 1 bölü 2 geliyor. Yani C şıkkı. İki zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzündeki sayıların her ikisinin de aynı olduğu bilindiğine göre. Şimdi aynı olduğunu biz biliyoruz. Bunlar ne olabilir? Bir bakalım. Şimdi 1-1, 2-2, 3-3 böyle gidecek. 4-4, 5-5 ve 6-6. Tamam. Ne istiyor benden? Toplamının 9'dan küçük gelme. Şimdi bir saniye A kümesini yazacağım. 9'dan küçük. 1-1 olur. 2-2 olur. 3-3 olur. 4-4 de olur. Ama 5-5 olmaz. Çünkü bu toplam 10 yaptı. 9'dan büyük. Evet bu durumda bunların kesişimi zaten A kümesi yapıyor. Orası 4 elemanlı. Bu B kümesi de 1-2-3 saymaya gerek yok. 6 elemanlı. Bunları sadeleştirdiğimizde cevabımız 2 bölü 3 çıkıyor. D şıkkı. İki zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzündeki sayıların toplamının 8'den büyük olduğu bilindiğine göre iki sayının da aynı olma olasılığı nedir? B kümesini bir yazalım. Ne diyor? Bana 8'den büyük gelecek diyor. Şimdi 2, 6 desek 8 olur. O zaman 3'ten gelelim. 3, 6 olsun. Sonrasında ne gelebilir başka? 4, 5 olabilir. 4, 6, 5, 4, 5, 5, kaçırmayalım bazılarını, sonra 5, 6 da olur, geliyorum 6, 3, sonra 6, 4, 6, 5 ve 6, 6. Evet, bir bakalım kaç tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bundan 10 tane. İstediğimiz olay ikisinde aynı olması. Bunların içerisinden aynısını seçeceğim. Kesişim alırken direkt bunların içerisine bakmam lazım. Aynı olan da gördüğüm kadarıyla bir bakıyorum şöyle. Bir 5-5'imiz var. Bir de 6-6'mız var. Başka da yok. Buradan da 2 tane. O zaman 2 bölü 10 sadeleştirelim. 1 bölü 5 geliyor D şıkkı.